Yabancı filmlerin dublaj mı yoksa altyazılı mı izlenmesi gerektiği bitmeyen bir tartışma. Bu tartışmayı belki sonlandırmayacak arkadaşlar ama tartışmaya yepyeni bir boyut kazandıracağı kesin olan bir teknolojiden bahsetmek istiyorum. Flawless AI adındaki bir ürün yapay zeka uygulaması yardımıyla konuşan oyuncunun dudak hareketlerini değiştirerek dublaj yapılan dilde konuşuyormuş gibi gösteriyor. Oyuncunun orijinal performanslı Korean sistem düşük maliyetle birçok dile uyarlanabiliyor. Teknoloji henüz %100 doğru çalışmasa da ortaya çıkan ürün son derece etkileyici. Your names are so long-winded. It's a miracle you ever get to fighting at all. C'est amusant, monsieur. Non, au contraire. C'est tragique. Avez-vous réponse à ça? Absolument. Wo sind Sie? Norbas. Mit einigen der bekanntesten und kriminellsten Familien in dieser Stadt in Verbindung bringt und du lässt sie in einen Wurschtel. Peut-être que c'était un de ces leftos qui font leur bagage le matin. Même peut-être qu'ils n'avaient pas d'amis. Sizlere aktarmaya çalıştığım bu teknoloji arkadaşlar henüz çok yeni. Emekleme aşamasında ama belli ki emekleme aşamasını da geçecek. Yürümeye ve daha sonra koşmaya başlayacak ve hızlı bir şekilde hayatlarımıza girecek. Bu yeni teknolojiyle beraber arkadaşlar belki tüm dünya ülkelerinin kültürlerinin bir kısmının dejenere olması veya kültürde tek tipleşmeye doğru gidilmesi çok olası. Matrix filmin baş karakteri Keanu Reeves'i izlerken Hollywood'lu Keanu'yu izlemiş gibi olmayacağız. Sanki Gaziantep'li Keanu'yu izliyormuş hissi uyanacak bize. Çünkü o artık Hollywood'lu değil, içimizden biri. Çünkü o Türkçe konuşuyor tüm mimiğiyle beraber bizim içimizden biri. Sizler de arkadaşlar bu yeni teknolojiyle alakalı yorumlarınızı, görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Vous n'y encaissez pas la vérité. Good, Derek.